Kimmesin lan başkanım? Merhaba başkanım. Çok teşekkür ederim. آمين صدق الله العلي العظيم آمنا بالله الكريم سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الله رب العالمين آمين شبونا رحي حزرتي في خمبات تمام أهل إيماني مريه جماعة حاضر خصوصا شبونا تمام شهيد دوزة أزادية الفاتحة مع السلام Tüm devrim şehitleri adına ben bütün arkadaşlarımı bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Cinayete kurban giden arkadaşlarımız, yoldaşlarımızı burada saygıyla bir kez daha anmak istiyoruz. Bu cinayetler ve bu cinayetleri örtmeye çalışan bu anlayışı bir bütün tarih unutturmaya çalışsa da bize, biz hiçbir zaman unutmayacağız. Yıllarca bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Mücadelesine adamış Kürt halkının yiğit evladı eşim Muhsin Melik 30 yıl önce bugün sabah saat 9'da bürosunun önünde Mehmet Ay Yıldız'la insanlık düşmanları tarafından alçakça katledildiler. Gencecik en verimli olduğu zaman demokrasiye sunacağı katkılardan korkanlar onu ortadan kaldırma yolunu seçtiler. Peki neden Muhsin'i hedef seçmişlerdi? Çünkü Muhsin yöresinde bir semboldü. Devrimci bir halk önderiydi. Demokrasi mücadelesinde hiç eğilmedi. Bu özellikleriyle çevresine güven ve cesaret veriyordu. İşte bu özellikleri karanlık güçleri ürküttü. Amaçları onu ortadan kaldırarak kitlelere gözdağı vermek, halkı sindirmek ve onun düşüncelerini yok etmekti. Ama bugün aynı ilkelerle, aynı düşüncelerle Mezopotamya ovalarında binlerce Muhsin Melik'in yetiştiğinin farkındalar mı? Biz 30 yıldır siz dostlarımızla bu mezarın çevresinde toplanıyoruz. Sorumlular, failler bulunup yargılansın diye haykırıyoruz. Bir 30 yıl daha geçse de geçmişle yüzleşilinceye kadar bu haykırışlarımız devam edecektir. Muhsin'in mücadelesi barışın, güzelliğin, Kürt, Türk ve tüm halkların kardeşliğinin bir simgesidir. O düşünceleri ve geleceğe bıraktıklarıyla yaşayacaktır. Bıraktığı miras demokrasiye güç katmaktadır. Cesur ve güzel yüreğiyle, taşıdığı değerlerle hep aramızda, hafızalarımızda yer almaya devam ediyor. 90'ları hatırlıyoruz. Kürt halkını sindirmek için, hak ve özgürlük mücadelesini bastırmak için bütün önemli, değerli ve güven veren aydınlar, siyasetçiler hedef seçilmişti. Tabii o dönem halka güven veren, asla boyun eğmeyen, barış ve demokrasi, hak ve özgürlük için mücadele yürüten önemli bir semboldü. İnsanlara güven veriyordu. Özgürlük yolunda, demokrasi yolunda, barış yolunda kararlılıkla yürüyordu. Onun için hedef seçildi. Onun gibi binlerce kişi o dönem katledildi. Bu dönem Türkiye'de, Türkiye'nin bütününde ama özellikle Kürt halkının yaşadığı bizim bu topraklarda bir kara yaradır. İnsan hakları savunucuları, her birimizin sonu ne olursa da olsun bu mücadele devam edeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Muhsin abinin başında şu anda karanfiller bıraktık ama cumartesi anneleri 30 yıldır bir mezarımız olsun. Biz de bu karanfillerle sütlemek istiyoruz. Ve failleri yargılayın. Gelin bu ülkenin hakkatiyle yüzleşelim. Birlikte bu ülkenin
güzel günlere yarın hep beraber taşıyalım. Bakın. Zeynep sen Helivan'a geleyim sen.